Selam arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir video ile yeni bir derste yine karşınızdayız. Bu videomuzda Türkçe kazanım kavrama testlerini çözmeye devam edeceğiz. İkinci temaya başlıyoruz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır? Dikkat! Gelişi güzel, anlaşılması güç, kısa ve öz anlatım, eksiksiz ve kusursuz gördüğümüz anda eleyeceğiz. Sanatçı bugün hikaye hayatımızın neresinde duruyor sorusu üzerinde düşünen, konuşan, tartışan bir eser ortaya koymuştur. Eserin metinlerine atılan başlıklar az söz ile çok şey ifade etme özelliği gösteriyor. Dolayısıyla kısa ve öz anlatımı eleyebiliriz. Başlıkları bu şekilde değerlendirmenin sebebi onların metnin içeriğini dört başı mamur, eksiksiz ve kusursuz diyebiliriz ve bunu ne yaparız? Eleriz. Kuşatmasıdır. Kelime tekrarlarına kolay kolay düşmemesi, incelemelerini çala kalem değil, çala kalem gelişi güzel demek, gelişi güzel değil. Gördüğünüz gibi cevap ortaya çıktı. Cevabımız anlaşılması güç. Gerisine bakmıyoruz. Dikkat ederseniz zaten şu üç özellik de bir eserde bulunuyorsa anlaşılması güç kısmında orada bulunması biraz daha zorlaşıyor diyebiliriz. Buradan da bir sağlama yapabiliriz. Gelelim ikinci soruya. Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde öznel bir anlatıma başvurulmuştur? Dikkat! Öznel bir anlatım. Yani sana göre, bana göre. Kanıtlayamayacağınız her şey öznel anlatımın içine girecek. Okumamıza gerek var mı? Yok ama söyleyelim yine de. Öznel anlatım kişisel görüşleri içerir. Bu da kişisel görüşleri içeren metni bize bulun diyor. Bunlar arkadaşlar, bu tür sorular daha doğrusu Adana'dan da başlayabileceğiniz, Denizli'den de başlayabileceğiniz sorular, bu size kalmış. Neden? Cevap sonlarda olabilir. Sonlar derken 4 tane şık var zaten ama bir şıkkı bile okumamak bazen size zaman kazandırabilir. Dolayısıyla farklı anlam birimleri oldukları için her birini farklı değerlendirebileceğiniz için istediğiniz seçenekten başlayabilirsiniz. Biz A'dan başlayalım. Kafkas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, bakın işin içinde araştırma var. Türkiye'de 193 çeşit peynir üretiliyor, kanıtlayabiliriz. Üretilen toplam peynir miktarının yaklaşık %96'sı inek sütünden elde ediliyor, kanıtlanabilir. Zaten bir rapor bu. Türkiye'de en çok tüketilen peynir çeşidi ise beyaz peynir, yine kanıtlanabilir bir durum. En çok sevilen deseydi kanıtlayamazdık ama tüketileni kanıtlayabiliriz. Robogate, yürüme yeteneğinin tekrar kazanılması ve geliştirilmesi için kullanılan robot destekli bir yürüyüş rehabilitasyon sistemidir. Tanım yapılmış. Herhangi bir sorun yok. Yani öznellik yok. Bu sistemle yürüme zorluğu çeken hastaların bir askı yardımıyla yürüyüş bandı üzerinde doğal yürüyüş biçimine uyarak yürümesi sağlanıyor. Buraya kadar herhangi bir öznellik görmediğimiz için bunu da ne yaptık? Eledik. Geldik C'ye. Son dönemlerde yapay zeka üzerine çalışmalar artmaya başladı. Tamam, kanıtlanabilir. Yapay zeka sistemlerinin yine de istenen düzeye erişmediğini düşünüyor. Dikkat, istenen düzey sana göre bana göre değişebilir. İstek var zaten işin içinde gördüğünüz gibi. Bunu da teknik imkansızlardan ziyade insan beyninin tam olarak anlaşılmamış olmasına bağlıyorum. Zaten direkt olarak kendi görüşünü söylemiş. Bana göre böyle. Dolayısıyla burada biz öznelliği görüyoruz. Yani başvurulmuştur öznelliğe diyoruz ve cevabı buluyoruz. Diğerini de kanıtlayalım. İsteyen arkadaşlarınız olabiliyor. Bir teleskobun ne kadar kuvvetli olduğu, aynasının çapı bir diğer de işte teleskobun açıklığı ile belirlenir. Bakın, kanıtlanabilecek teknik özellikler. Bir teleskop çapı ne kadar büyükse o kadar güçlüdür. Yani sönük gök cisimlerinin bile detaylı görüntüsünü oluşturabilir. Dolayısıyla bunlar da kanıtlanabilir özellikler olduğu için bunları da ne yapıyoruz? Eliyoruz ve geçiyoruz diğer soruya. Üçüncü soru. Aşağıdakilerin hangisi hangi konuda yazarsam yazayım, dikkat, gördüklerimi kendi ruh süzgecimden, bakın burası önemli, mana burada gizli, geçirmeden okuyucuya sunmam diyen bir sanatçıya ait olabilir. Dikkat, olabilir diyor. Bakın, burada anlatılmak isteneni anlamalısınız ki seçenekte gördüğünüzde yakalayabilin. Kendi, yani bana göre olan kısım. Ruh, iç dünyası, yani görüş açısı, bakış açısı da diyebilirsiniz. Süzgecimden geçirmeden. Yani ben gördüğüm her şeyi
kendime göre değerlendiriyorum, kendi ruh halime göre süzgeçten geçiriyorum ve istediğimi alıp nasıl görüyorsam olduğu gibi değil bakın, nasıl görüyor ve benim içimde nasıl yansıyorsa öyle anlatıyorum, okuyucuya sunmam diyor. Bakalım, berber bir süre baktı kapıdan çıkan adama, sonra tezgaha doğru yürüdü, elinde tespih olan müşteri sırası geldiği için koltuğa oturdu. Bakın gördüğünü olduğu gibi anlattı buraya kadar. Havlusu çırağın elinde hazırdı. Berber bir yandan tezgahın üzerinde duran usturalardan birini seçmeye çalışıyor, bir yandan da koltukta oturan adama bakıyordu. Olduğu gibi anlatmış, herhangi bir ruh dünyasından katkı yok. Yani gördüğünü olduğu gibi anlattığı için bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Arabamı evin önüne park ederken duydum miyavlama sesini. Gördüğü ve duyduğu var yine bakın. Başımı camdan uzatınca tekirin mahalleye dışarıdan gelen iki kediyi kovaladığını gördüm. Kedilerden sarı tüylüsü bir an dönüp tüylerini kabarttı. Anında üzerine yürüdü Tekir. Dur Tekir yapma diye bağırdım. Gördüğünü anlattığı için bunu da eledik. Avluya girip duvar kenarına çömeldi. Bakın yine gördüğünü anlatacağını aslında belli etti bize. Sırtında deve tüyü çuldan yapılmış kısa bir cepken. Yine gördüğünü anlatıyor. Bunun altında yıpranmış bir gömlek vardı. Herhangi bir duygusal katım, yani kendi fikri yok işin içinde. Ucunu sağ yanağının üstüne getirdiği kasketi yağ içindeydi. Kasketin yırtık ucundan koyu sarı bir mukavva sarkmıştı. Uzun süre hiç konuşmadan öylece oturdu. Dolayısıyla bunu da eleyebiliriz. Her zamanki yerimizde bahçedeki çınarın gölgesine kurulan masalardan birinde oturuyorduk. Çınarın kalın dallarını süsleyen iri yeşil yapraklardan ne bir esinti vardı ne de bir kırpıntı. Buraya kadar gördüğünü anlatıyor diyebilirsiniz. Ancak koca çınar, bakın kendi bakış açısını ekledi. Heykel misali, kas katı eğilmişti masamızın üzerine. Emel belki serinletir diye vantilatörü çıkarmıştı bahçeye. Baktığınız zaman burada kendi görüşlerini kattığı, kendi süzgecinden geçirdiği kısım olarak bunları görebiliriz. Zaten cevabın D olduğu diğerlerin elenmesiyle çıkmıştı ortaya. Ama sağlamasını da yapmış olalım. Gelelim dördüncü soruya. Yukarıdaki bilgilendirme grafiğinde bazı simgelerin karşısındaki açıklama bölümleri boş bırakılmıştır. Bu simgeler ve numaralanmış cümleler eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bu tür sorularda yapacağınız iş ipin ucunu yakalamak arkadaşlar. Bir ipucu yakalarsanız o ipucundan diğerlerini eleyerek belki tek bir seçeneği bularak bile işin içinden çıkabilirsiniz. Baktığımız zaman burada resimde ne görüyoruz? Spor görüyoruz. Spor görüyorsak sporla alakalı bir kısım olacak. Dolayısıyla seçeneklerimize bakalım önce. Bir, özel yetenekli öğrencilere yönelik seçmeli dersler. Teneffüs süreleri uzatılacak. Okul ve mahalle spor kulüpleri. Sporu nerede görmüştük? İlkinde. O zaman birinci boşluğa ne gelecek diyebiliriz? 3 gelecek diyebiliriz. Peki 3'ün olduğu kaç tane seçenek var? Bakın A'da yok, B'de yok, C'de yok. Tek bir seçenek var. Aslında cevap bize kendini göstermiş oldu. Soru biraz daha zor hazırlanmış olsaydı bir seçenekte daha 3 başta olabilirdi ya da 2 seçenekte daha. Dolayısıyla bir diğerine gitmenize gerek kalacaktı. Yani gerekecekti. Burada gerek kalmıyor. 3'ü bulduğumuz anda aslında diğerlerine bakmadan soruyu işaretleyip geçebiliriz. Sınavda bunu yapmayabilirsiniz. Yapmayacak da olacaksınız. Muhtemelen yapmayacaksınız da. Neden? Eliniz ayağınıza dolaşmasın. Yanlış yapma korkusu, tedirginliği size belki bunu yaptırmayacak. Ama sağlama için kullanabilirsiniz bunu. Diğerine bakalım. Bakın hem müzik var, hem resim var, hem de spor var. Buraya ne girer? Tabii ki özel yetenek girer. O zaman ne olacak? Bir gelecek. Bakın kanatı. 3'e bakalım. Zili gördünüz. Zil teneffüs demek. Diğerlerinde emin değilseniz bile sadece zilden bile sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar diyelim ve denizde olduğunu da söylemiş olalım cevabımızın. 5. soruya bakalım bizden ne istemiş? Malazgirt Parkı'ndaki bir bankta oturan Era'ya bir kişi Şükufe Nihal Ortaokulu'na yürüyerek nasıl gidebileceğini sormuştur. Baktığınız zaman Malazgirt Parkı burada. Okul da burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi yürüyerek nasıl gidilebileceğini sormuş. O zaman yolu doğru tarif etmiş olur sorusu karşımıza çıkıyor. Bir kroki var. Burada yapacağımız iş aslında yolu belirlemek, güzergahları. Bir direkt böyle gidebilir. Yani 1072 sokaktan gidebilir. Buraya kadar gelir, buradan da döner. Nereye dönecek? Burada dikkat edeceğiniz iş sağınızı solunuzu karıştırmamanız gerektiği. Orada yürüyormuş gibi düşünün kendinizi. Diğer yol tarifi de buradan gelir. İster buraya döner bu caddeye çıkar, ister buraya döner buradaki caddeye çıkar.
Seçenekler bunlar. Bakalım. 1071 sokaktan Selim Caddesi'ne kadar yürüyün. Selim Caddesi'ne kadar yürüdü. Tamam. Caddeden ilk sola döndüğünüzde sola döndürdü. Sola döndürdüğünde 1072 sokağa sola döndüğünüz zaman 1072 sokağa gitmiyorsunuz. Sağa dönmesi lazım. Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Sol sağ karıştırmayın. Oradan yürüdüğünüz gibi düşünün. Yani sırtınızı Malazgirt Parkı'na verdiğinizi düşünerek hareket edin. 1071 sokaktan Selim Caddesi'ne kadar ilerleyip dikkat. 1071 sokaktan Selim Caddesi'ne kadar ilerleyeceğiz. Nerede 1071 sokak? Burada. Buraya kadar ilerleyeceğiz. Selim Caddesi'ne geldik. Tamam. Ne yapacağız peki? Sola dönün. Sola döndük. Bu tarafa döndürecek. Sola döndük. Evet. Kermes Sokağı'na kadar yürüyün. Kermes Sokağı nerede? Burada. Buraya kadar yürüdük. Tamam. Kermes Sokağı'na girip, sokağa girin dediği için herhangi bir sorun yok sağ solla ilgili. Dördüncü sola dönün. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Doğru mu? Doğru. Dördüncü sola dönün dedi. Bu da doğru. Biraz yürüdükten sonra okul. Biraz yürüyeceğiz. Evet. Okul sağınızda kalacak. Sağ bu tarafta. Doğru mu? Doğru. Gördüğünüz gibi burada önemli olan aslında sağınızı solunuzu krokiye göre doğru belirleyebilmek. Soru kendini okutacak belki ama seçenekleri eleyerek doğru cevaba ulaşmanız mümkün. Cevabımız Bursa oluyor. Bu şekilde işaretleyip geçebiliriz diğer sorulara. Bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakın dikkat edin, bu tür sorularda yapacağınız iş anlam olarak, ki burada direkt anlamını istediği bir soru var. Anlam olarak uygun olanı bulmalısınız. Eğer direkt olarak herhangi bir konu istemiyorsa, burada soruda özel bir konu var. İstemiyorsa aynı zamanda da teknik olarak, yani dil bilgisi bakımından da uyan metni ya da cümleyi ya da kelimeyi getirmelisiniz. Küçük bir hatırlatma olsun bu. Bakalım. Hani kimi zaman bir şeyler hissederiz. Bir esinti yoklar içimizi. Bu hisleri ifade etmek isteriz ama uygun sözcükleri bir türlü bulamayız. Dilimizin ucuna bir şeyler gelir gibi olur ancak söze dönüşmez. Bu durumu Orhan Veli ne güzel dile getirmiştir. Burada söylemek istediği bir şeyler var ama hangi kelimelerle söyleyeceğini bilememe durumu var. Siz de seçeneklerde bunu arayacaksınız. Yine aynı şeye geldik. Anlam bakımından her biri bir fert ayrı ayrı oldukları için, bağlantı olmadığı için D'den de başlayabilirsiniz, A'dan da başlayabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Dolayısıyla anlam bütünlüğü olmayan sorularda bu yolu kullanmak sakıncasız diyebiliriz. D'den başlayabiliriz. Bir yer var biliyorum. Tamam, biliyor. Her şeyi söylemek mümkün. Tamam, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Dikkat, önemli olan yer, anlatamıyorum. Biz ne görmüştük? Söyleyememek, yani söylemekle alakalı bir durum görmüştük. Anlatmak da zaten söylemekle alakalı olduğu için ve bunu yapamadığını söylediği için bu bize doğru cevap olduğunu gösterir. Diğerlerini de söyleyelim. İstanbul'da Boğaz içinde bir garip Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içindeyim. Burada durumunu anlatıyor. Anlatamadığı bir durum yok aslında. Garibim, ne bir güzel var avutacak gönlümü. Bu şehirde ne de tanıdık bir çehre, bir tren sesi duymaya göreyim. İki gözüm iki çeşme dediği zaman da burada da kendi durumundan bahsediyor. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda nüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti dediğinde de herhangi bir durum, yani içinde bulunduğu durum tespitini yapıyor. Kendisini anlatıyor. Anlatamama hali mevcut değil bu diğer seçeneklerde. Cevabımızın Denizli olduğunu da bu şekilde kanıtlamış olduk. Geldik 7. soruya. Bu cümlede anlatılan durumu metinlerinden hangileri örneklendirmektedir? Önce ne yapacağız? Durum tespiti yapacağız. Bir sanat alanında başarılı olmuş insanlar, evet, bu alanda adını duyurmak isteyen kişilere bazen doğrudan destek verir, gördük. Bazen de ilham kaynağı olur. Demek ki ya bir doğrudan destek bulacağız ya da ilham kaynağı olduğunu anlatan bir durumla karşılaşacağız. Bakalım. Paulo Coelho'nun anne ve babası onun umut vadeden bir mesleğe yönelmesini istiyordu. Ancak o yazar olmayı düşünüyordu ve ailesinin karşı çıkmasına rağmen yazmaya devam etti.
Coelho'nun Simyacı isimli romanı dünya genelinde 40 milyondan fazla satıldı. Kitapları 60'tan fazla dile çevrildi. Mükemmel bir avukat da olabilirdi ancak o dünyaca ünlü bir yazar oldu. Onun durumu, onun hayatı ile ilgili bir tespit var. Herhangi bir destek yok. Aynı zamanda da ona ilham kaynağı olan bir durum burada göremiyoruz. İkiye bakalım. Minnesota'da doğan Bob Dylan müzisyenlikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için New York'a gitti. Tamam, orada pek çok sanatçıyla tanıştı, dikkat sanatçılarla tanıştı. Bunlar arasında onu hayal bile edemeyeceği sanatsal noktaya taşıyan kişi, bakın ona bir destek ya da bir ilham olma durumu çıkabilir burada. Çünkü hayal bile edemeyeceği sanatsal noktaya taşıyan kişi Woody Guthrie oldu. Onun ses kaynağı, onun ses kaydını duyduğu anı, bakın dikkat, onun ses kaydını duyduğu anı zihnimde bir şimşek çakmış gibiydi, yani ilham geldi diyerek ifade eden Dylan yıllardır aradığını o kayıtta bulmuştu. Bir ilham var, destek yok belki ama bir ilhamı burada ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Dolayısıyla bu seçenekler arasına girecek. Birin olmadığı, ikinin olduğu, bir olmayacak, ikinin olduğu, bir iki olacak burada. Birin olmadığı dediğimiz zaman da bunu eleyebiliriz. O zaman 3'ü okumak zorundayız çünkü 3'te seçenekler arasında. Ressam olma hayaliyle büyüyen Mahi Şeker Hanım bulduğu her kağıda resim çizerek kendini bu alanda yetiştirmiştir. Resim tutkusu ilkokul öğretmeninin etkisiyle, dikkat etkisiyle küçük yaşlarda başlayan bu sanat aşığı teyzemiz köy yerinde ressam mı olurmuş sözlerine inat, resim yapmayı hiç bırakmadığını söylüyor. Bakın burada ilkokul öğretmeninin etkisini görüyoruz. Ancak ona herhangi bir destek verdiğini ya da ilham kaynağı olduğunu görmüyoruz. Küçük yaşlarda öğretmenin etkisi var ama desteği ya da ilhamını görmediğimiz için bunu ne yapıyoruz? Eleyebiliriz. Dolayısıyla da cevabımızın yalnız 2 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar diyelim, işaretleyelim ve diğer soruya geçelim. Evet, geldik 8. soruya. Bakalım bizden ne istemiş? Bir sözel mantık sorusu bu. Bu bilgilere göre kişilerden hangilerinin hem sınıfları, hem müsabakaya katıldıkları spor dalları, hem de gittikleri şehir kesin, dikkat edeceğiz, kesin olarak bellidir. O zaman kesin bilgiler üzerinden ipucunu yakalamaya çalışacağız. Spor müsabakaları için 8A ve 8B sınıflarından Sude, Cüneyt, Elif, Defne, Erkan. Kaç kişi? 5 kişi seçilmiştir. Bu kişilerin her biri, dikkat her biri dediği için demek ki her birine bir futbol, bir spor dalı düşecek. Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi ve badminton müsabakaları için İzmir, Afyon, Çanakkale, Erzurum, Rize şehirlerinden birine gitmiştir. Bu kişilerin sınıfları, gittikleri şehirler ve katıldıkları müsabakalarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiş. Bakalım nelermiş. Elif Erzurum'a gitmiş, tamam. Defne masa tenisi müsabakasına katılmış, bunu da aldık. Futbol, basketbol ve badminton müsabakalarına katılanlar 8A sınıfında. Bakın bu önemli çünkü genel bir bilgi veriyor. Futbol, basketbol ve badminton burada. O zaman diğerleri nerede olacak? 8B, diğerleri ne arkadaşlar? Geriye kalan bir masa tenisi kaldı. Onu yazalım buraya. Bir de voleybol kaldı, sınıfları ayırmış olduk. 8B sınıfından Sude İzmir'e gitmiştir. Şimdi baktığınız zaman 8B'de kim var bilmiyoruz. Ama Sude'nin nerede olduğunu biliyoruz artık. 8B'de olduğunu biliyoruz. Sude ile ilgili hem 8B'de olduğunu biliyoruz hem de İzmir'e gittiğini biliyoruz. Dikkat edin, 2 tane spor dalından bir tanesi var. Burada seçeneğimiz azaldığı için, daraldığı için onu kullanacağız. Bu bizim için önemli bir bilgi. Afyon'a giden Erkan, dikkat, Afyon'a gitmiş. Erkan adını da vermişiz. Spor dalı da verilmiş. Basketbol müsabakasına katılmış. Bakın burada bütün bilgileri aldık. Bir sınıfını görmüyoruz ama biz ne biliyorduk biraz önce verilen bilgiden? 8A'da basketbol olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Erkan'ın sınıfı belli, kesin. Bakın kesin bir taneyi yakaladık. Yakaladığımız için ne yapacağız arkadaşlar? Diğerlerini eleyeceğiz. Erkan'ın olmadığını silin. Adana'da yok, B'de var, C'de yok. Denizli'de gördüğünüz gibi Erkan kendi karşımıza çıktı. Peki burada bize hakkında en çok bilgi verilen kim var başka? Erkan'ı biliyoruz artık. Bu tamam. Defne mi, Sude mi? Bakalım arkadaşlar onunla ilgili nasıl bir bilgi bulacağız. Bakın onun sınıfı belli. İzmir'e gittiği de belli. Şimdi burada dikkat edeceğiniz, masa tenisi mi oynadı, voleybol mu oynadı?
Peki bir ince ayrıntı daha var burada verilen bilgilerde. Masa tenisini oynayan kim var? Defne var. Dolayısıyla masa tenisine Defne düştüğü için bunu da eliyoruz. Sude'nin aynı zamanda da voleybol oynadığını anlamış oluyoruz. Dolayısıyla da cevabımız ne olmuş olacak? Tüm bilgileri hakkında mevcut olan Sude olacak. Tabii ki cevap Denizli olmuş olacak. Bilinenden yola çıkarak bilinmeyenleri eleyebilirsiniz. Elediğinizde de emin olun işiniz kolaylaşacaktır. Cevabımızın Denizli olduğunu da bu şekilde kanıtlamış olalım ve geçelim 9. soruya. Bu metinde sözü edilen algılayıcının üretilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bir algılayıcı var. Bunun amacı soruluyor. Neden üretilmiş? Alışverişlerde vaktimizin çoğu gıda reyonlarında hangi ürünün daha sağlıklı olduğuna karar vermekle geçiyor. Sağlıkla alakalı bir durum var. Kimi zaman doğru kararlar veriliyor, kimi zaman da acaba gerçekten ne yiyoruz sorusuyla eve dönüyoruz. Özellikle yaz aylarında gıdaların paketlenmesine ve saklama koşullarına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bunlara dikkat edilmezse gıdalarda hastalıklara neden olan bakteriler oluşabiliyor. Bir grup araştırmacı bu sorun neymiş? Bu bakterilerin oluşmasıymış. Çözümüne katkı sağlayabilmek için bakın bununla ilgili bir soruna çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla algılayıcı ürettiğini söylüyor. Gıdalara yaklaştırılan bu algılayıcı insanlarda hastalıkların oluşmasına neden olan bakterileri belirlediğinde ışık yayıyor diyor. Amacını öğrendik. Bakterilerin üreyip üremediğini ya da ne kadar bakteri olduğunu söyleyecekmiş. Seçeneklerde bunu arayalım. Gıdalarda zararlı bakteri olup olmadığını tespit etmek. Zaten açık bir şekilde bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilmek için bir algılayıcı sorun neydi? Bakteri oluşumuydu. O zaman cevabımızda ne olmuş olacak? Tabii ki Adana olacak. Bu tür sorularda kesin ve net cevabı başlarda bulursanız size çok zaman kazandıracağını hatırlatalım. Dikkat edin arkadaşlar. Emin olduğunuz zaman işaretleyin ve geçin. Emin olacağınız kısımların altını çizin. Ya da lazım olan kısımların altını çizin diyelim. Bu en doğrusu olacak. Her şeyin altını çizmiyoruz metin sorularında diyelim. Ve devam edelim 10. soruyla. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen kısaltma türlerinden herhangi birine örnek olabilir? Baktığınız zaman kısaltma türü diyor. Dikkat. Burada yazımla alakalı bir soru gibi düşünebilirsiniz. Ancak bunu okuduğunu anlamakla da ilgili sorabilir. Çünkü bilgileri burada size vermiş. Yani sana bilgi veriyorum bunu aşağıda uygula diyerek de bunu okuduğunu anlama sorusu olarak bile değerlendirebiliriz. Bakalım. Kısaltmalarla ilgili bir çalışmada kısaltmaların farklı yöntemlerle oluşturulduğu ifade edilmektedir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır. Kelimenin ilk hecesi kullanılarak yapılır. Kelimenin ilk hecesi dediği zaman bakalım metrede hece var mı? Yok. İlk harf var gördüğünüz gibi. Türkiye kısaltmasında hece var mı? Yok. Neden? T var çünkü başta. Bu bir hece değil biliyorsunuz. Harf var. Anadolu Ajansı'nda A1 hece, apartmanda da gördüğünüz gibi A1 hece. Kaldı iki tane seçenek. Diğerlerini eledik. Kelimenin bazı ünlü ve ünsüz harfleri birlikte kullanılarak. Dikkat! Ünlü ve ünsüz harfler. Anadolu Ajansı'nda ünsüz harfi görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Bunu da eledik. Apartmana baktığınız zaman ünsüzleri gördük mü? Ünlü ve ünsüz ikisini de görüyoruz. Dolayısıyla da cevabın C olduğunu bulabiliyoruz bu şekilde diğerlerini eleyerek. Kesin ve net bir şekilde bulabilirsiniz. Yine söylüyorum yazım sorusu gibi gözükse de okuduğunuzu anlıyor musunuz anlamıyor musunuz sorusu halinde bile değerlendirilebilir bu soru diyelim arkadaşlar ve gelelim son soruya. Bu metinde virgül numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır? Virgüle bakacağız burada. Yine aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Okuduğunu anlama sorusu olabilir. Ancak burada öğe bile diyebilirsiniz. Çünkü bazı öğeleri de ayırır biliyorsunuz. Aynı görevdeki sözcükleri de ayırır. O yüzden bu sorulara dikkat edeceğiz. Sıralı cümleler, anlam karışıklığını engelleme, ara sözler veya ara cümleler, tamam, eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını ayırmak için kullanılır. Rus mühendisler 1971 yılında Türkmenistan'da virgül ki o zamanlar Sovyetler Birliği'ne bağlıydı. Ara sözü gördük burada arkadaşlar. Ara söz hangisiydi? 2. 2'yi hemen eledik. Bu çalışmalar sırasında büyük bir doğalgaz rezervi bulundu. Doğalgazı çıkarmak ve işlemek için sondaj kuleleri, virgül depolama alanları kuruldu. Kuruldu yüklem ne kuruldu? Sondaj kuleleri nesne. Ne kuruldu? Depolama alanları kuruldu. Bu da nesne. Eş görevli sözcük veya sözcük gruplarını ayırmak için kullanır. Burada nesneleri birbirinden ayırdığı için
4'ü de ne yapıyoruz? Eliyoruz ve devam ediyoruz. Ancak zemin, virgül, üzerindeki yükü taşıyamadı ve çöktü. Burada dikkat edeceğiniz bir durum var. Bu virgülü çıkarırsanız ne olacak? Ancak zemin üzerindeki yükü taşıyamadı ve çöktü dediğinde zeminin üzerinde bir yük var ve x bir şey bunu taşıyamadığı için çökmüş olabilir. Burada anlam karışıklığını engellemek için zeminden sonra virgül koyuyoruz. Zemin taşıyamayan kimmiş? Zeminmiş. Bu ayrımı yapmış oluyoruz. Üzerindeki yükü taşıyamadı ve çöken ne? Zemin çöküyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu anlam karışıklığını engellemek için kullanıldığından 3'ü de ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Cevap ortaya çıkmış olacak. Adana cevabımız olacak. Geri kalan kısmını okumuyoruz. Biliyorsunuz eledik. Zaten diğeri de kesin olarak olmayacak. Yani kullanılmamış olacak. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarımızda buluşmak üzere, yeni derslerimizde buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma, abone değilsek destek olmak için abone olmayı unutmayalım.